Müsaadenizle ben biraz istirahat edeceğim. Hoş geldin Dev. Hoş bulduk muhterem. Nasıldı Irak? Her zamankinden daha sıcak. Size bir hediyem var. Ne zahmet ettin? Ne zaman? Mana aleminde rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Kalabalığın içinden beni işaret etti. Gel evladım dedi. Evladım dedi. Bana evladım dedi. Sabrının meyvelerini toplamak için daha fazla bekleme artık dedikten sonra ve yansureke Allah nasren azize. Allah sana eşsiz bir zaferle yardımcı olacak ve üstün kılacak dedi. Ben sadece bir elçiyim ve şimdi sizlere müjdeliyorum. O güzelim beldeyi fethedip yeniden Darül İslam yapacağız. Fethi mübin yakındır. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. İkram, İkram. İçeri girdi. Asansöre bindiler, aşağı iniyorlar. Ne
Alt giriş temiz abi. Dave nerede? Abi. Akıncıyız. Özel Harekat Başkanlığı. Özel Kuvvetler Komutanlığı. MİT. Genelkurmay Başkanlığı. İzmir Anajet Üssü. İncirlik. Diyarbakır Anajet Üssü. Türkiye'deki bütün kritik askeri bölgeleri, tesisleri işaretlemişler. Peki burası neresi? Yüz sene önce Sevr'de Anadolu için çizilmiş bir harita vardı. Bildiğiniz gibi o günkü güçlerin, yani devletlerin bu harita üstünde paylaşımları vardı. Yer altındaki petrol ve madeni aralarında bölüşmüşlerdi. Tabii sınırlar da buna göre belirlenmişti. Bugün bu sınırları devletler değil, devletlerden çok daha güçlü olan siz, global şirketler çizeceksiniz. Bu süreçte vereceğiniz katkılar karşılıksız kalmayacak. Şımarık Türkler. Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Hayalleri Osmanlı'nın sınırlarını bile aşmış durumda. Ama vatanları bu. Gerçekleşecek olansa bu.
pasta da hepinize yetecek kadar dilim var. Bu manzaraya iyi bak Soros. Yarın karşımızda bambaşka bir İstanbul olacak. Genelkurmay'da kimseye ulaşamıyorum abi. Bir düğün mü ne varmış? Köyün adı Yalavuz. Köye yakın küçük bir sınır karakolu var. 40'lı yıllarda bir de sınır kapısı varmış. Sonradan kapatılmış. Gidip bir bakalım. Yalavuz'u bu kadar önemli kılan neymiş? Şey hazır mı? Hazır efendim. Yalnız bir sorunumuz var. Ne sorunu? Polat Alemdar. Polat birilerine haber vermiş olabilir. O riski göze alamam. Operasyonu hemen başlatıyoruz. Efendim her şeyi gece 3'e göre ayarladık. Herkese haber vermemiz bile en az birkaç saat... En kısa zamanda Kevin. Saatlerini bize göre ayarlasınlar. Söyleyin bakalım neredeymiş bu baş belası Polat Alemdar? Sınırın 15 kilometre güneyindeler. Yalavuz'a mı gidiyor bu? Efendim, dersizden sizi istiyorlar. Erbil'de arıyor musun beni? Bulabildin mi bari? Dave? Şu an Türkiye manzarasına karşı viskimi yudumluyorum. Sen de gel. Beraber içeriz. Ne haltlar karıştırıyorsun yine? Artık yapabileceğim bir şey yok Polat. Çok geç kaldın. Ne diyor abi? Geri içerim diyor ama yerini söylemiyor. Anladım. Gösteriyor ama vermiyor. Bu tepenin arkası Yalavuz efendim. Suzi! Alo. İyiyim ben anneciğim. Seher hemşehrinin yanına geldim şimdi. Ne? İstanbul'da da atık uçuş yapıyormuş uçaklar.
Bir de okul kapandı, döneyim İstanbul'a diyordum. Bak iyi ki kalmışsın. Evet anneciğim, iyi ki kalmışsın diyor. Seher. Canan, ne oldu? Ne oldu? Anneciğim, anneciğim benim kapatmam lazım. Yavaş. Gel, gel. Şöyle. Erhan. Çık bak bakayım. Doktor, hemşire kim varsa çağır gelsin. Tamam abi. Deli misin kızım sen? Kimsiniz siz? Asıl siz kimsiniz? Hakkını helal et kardeşim. Sağlık görevlisini bulduk abi. Darbeci misiniz siz? Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta Sulh Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır. Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve adaletle karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurt dışına çıkışlar. Vallahi de billahi de ben biliyordum. Rus uçağını düşürdüklerini anlamıştım. Bizi Ruslarla savaştırmaya çalıştılar. Bıraktılar mı peşini? Yok. Etrafta bombalar patlamaya başladı. Al işte olacağı buydu. Allah bilir bizimkilere ne teklif ettiler de bizimkiler kabul etmedi. Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, evrensel temel hak ve hürriyeti... Dur, dur, dur. Heyecanlanmayın. Bir sakin olun. Durun bakalım ya. Bu köyün muhtarı kim? Aleyküm selam. Avni sana geç, otur yerine. Ya buyurun, muhtar benim. Alın şunu. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Kardeşim çık, çık. Çekiştirme ya! Allah Allah! Dur! Bu köyde kimin silahı varsa 10 dakika içinde hepsi burada olacak. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz? Geç sen de şuraya. Yaradan'a sığınayım ha! Yaradan'a sığınayım ha! Ya delidir, kusuruna bakmayın. Avni ne diyeyim oğlum ya? Geç yerine ya! Asıl devletine karşı gelen delidir! Şaklabanlık mı yapıyoruz lan biz burada ha? Şaklabanlık mı yapıyorum? Bana bunu yaptırma. İndir silahı. Avni. Avni iyi misin? İyi misin? Sen de kimsin? Vatan evladı.
kardeşlerim yoksa dur! Geçersin ya da idam edileceksin. Yol yakınken gel vazgeç. Ne o? Öldün mü yoksa? Komutanınızla birlikte ölmek zorunda değilsiniz. Komutanı teslim edip dışarı çıkın. Söz! Hiçbirinize dokunmayacağız. Neyinize güveniyorsunuz lan? Gerizekalılar! Havaalanları bizim elimizde. Birlikler de sen bizim elimizde. Yardım geleceğini falan mı zannediyorsunuz? Ver lan bana şunu. Bu karakol hepinize mezar olacak! Asker indirin silahları! İndirin dedim! Ne yapıyorsunuz siz? Türk askerine silah doğrulttuğunuzun farkında mısınız? Türk askeri karakolun içinde. Seninse kim olduğun belli değil. Karakol komutanı da harbiden delikanlı adammış. Kıdemli Üsteğmen Deniz Öztürk. Polat Alemdar. İyiyiz muhtar, iyiyiz. Durum kontrol altında. Yok yok, gelmene gerek yok. Bir durum olursa haber verin. Daha tabur komutanı aradığında bir terslik olduğunu anladım. Televizyonda da darbeyi görünce hemen birkaç yeri aradım. Bu adamlar olmadık şeyler istiyor, yardım gönderin dedim ama aradıklarım da darbeci çıktı. Tabur komutanı ne istedi senden? Karakolu boşaltacakmış. Sınırdaki nöbetçilerini de topla, tabura geri dön dedi. Emrini dinlemediğimi anlayınca da bunları göndermiş demek ki. Şerefsiz herif. Komutanım! Niye açtırmak istiyorsunuz lan sınırı? Ah be Hasan. Bir ay kalmıştı dersine. Neye lazım? Sınırda kaç nöbetçim var? İki gözetleme kulesinde toplam 4 kişi vardı. Ama destek için onları da karakola indirdim. Sınırda herhangi bir hareketlilik görmüşler mi? Sana rapor ettiler mi? Yok. Niye sordun?
Bu taraftan. Ne zamandır buradasın? Yeni sayılır. 2 ay olmadı daha. İyi öğrenmişsin yine de. Sorumluluğumda olan bölgeyi karış karış ezberlemek benim görevim. Gelebilirler. Bu kadar araç, mühimmat. İşgal için. Hazır mıyız? Her şey hazır. Tabii. Bu insanlar Türkiye'den toprak almak, kendi ülkelerini kurabilmek için yıllardır bekliyorlar. Yıllar önce yapılması gereken şeyi bu gece hep beraber yapacağız. Her yerde kargaşa varken onlar da Türkiye'ye girecekler. Win-win. Kırk yıllık malt. Bunca yıl beni beklemiş. Zaferimizin şerefine içelim. Kutlamak için erken değil mi? Her şey yolunda Soros. Tadını çıkar. Muhteremin askerleri yeterli olmayabilir. Asker içinde bize destek vermeyenler var. Ordu içinde ikilem yaratacak. Dilemma. En sevdiğim şey. İki ordu arasında kaldınız. Ne yapacaksınız? 3-5 kişi ne yapabilirsiniz ki? Hiç. Lan! Zahit! Senin o dilini koparırım. Dili bana lazım. Bakın.
Yol yakınken geri dönün bu yanlıştan. Bizi durdurmanız mümkün değil. Şu anda muhterem sayesinde bir tarih yazılıyor. Önünüzde bir ordu, arkanızda bir ordu. Ezileceksiniz. Bu saatten sonra ezilecek tek şey sizin erkekliğiniz. Ben sadece bir elçiyim. Sizlere müjdeliyorum. Fethi mübin yakındır. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. En sonunda. İlçe Emniyet Amiri Turan Bey geldi komutanım. Gelsin. Gel Turan. Buran nedir bu darbe zırvası? Zırva değil. Yönetime el koyduk. Artık idare bizde. Tabii. Duydunuz 30 Ağustos'ta sizin ekibi ordudan atacaklarını. Paçanız tutuştu. Şansını zorlama Turan. Bence safını belirle. Benim safım belli. Milletimin derdindeyim. Ama sen bir dolarlık adamsın işte. Bana bak. Boş boş konuşma. Akıllı ol. Turan, darbeden sonra bütün buralar benden sorulacak. Şimdi ben sana bir darbe indiririm. Kaldırın şunu. Vatan hainlerinin sonu budur işte. Yer Bay Buralı. Operasyon. Tamam Buralı abi. Karakolu aldık. Topyekun üstünüze gelecekler. Ezileceksiniz. O zaman ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Ne yapabiliriz ki 3-5 kişi? Hiç. Tamam. Sınır kapısı temizlenmiş. Harekete geçiyorlar. Geçsinler. Haçlı seferleri, Çanakkale, hepsi boşunaydı. Anadolu'nun kapılarını açacak olan anahtar yine bu topraklarda gizli. Truva atı. Başından beri bize bir Truva atı lazımdı. Muhterem. Bizler için milyonlarca tohum eken kısır at. Ta kendisi. İşte o Truva atı sayesinde vaat edilmiş topraklara geri döneceğiz. Yarın Lozan haritası bir paçavra gibi kalacak ellerinde.
Şimdi Erhan! Yayındasın Cahit. Kameraya el salla. İşgal komutanını bağlayın çabuk. Çabuk! Telsizi veriyorum. Tuzağa düştük. Sınır açılmamış. Çekiliyoruz! Çekilin! Alo. Sen taraf değiştirmeye mi karar verdin yarbay? Sen de kimsin? Peki muhtereme bu ihanetini nasıl açıklayacaksın? Bizim dediğin karakola giremedik. Üstelik tuzağa düştük. Ben muhtereme asla ihanet etmem. Öyle demişlerdi. Abilerin sana çok güveniyordu. Muhterem için, abilerim için ölürüm de öldürürüm. Siz merak etmeyin. O yol açılacak. Gerekirse o karakollu başlarına yıkarım. Ya neler oluyor deniz üstü benim ya? Her yerde bombalar patlıyor. İçeridekiler yetmezmiş gibi. Sınırın ötesinde koca bir ordu var. Düşmanların da beklediği amu işte. Kavga edenleri ayıracak değiller ya. Oh. İçeridekiler de dışarıdakiler de bir. Aynı planın parçası bunlar. Tek dertleri var, bizi sırtımızdan vurmak. Zulümden, esaretten kurtulduk artık. Artık zalimin ellerimize, kollarımıza vurduğu zincirlerden kurtulduk. Artık söz bizim. Efendim, dev arıyor. Alo. Ekrandan görüyorum seni muhterem. Türk hava sahasına yaklaşıyorsunuz. Ben de son hazırlıklarımı bitirmek üzereydim. İstanbul seni bekliyor.
Ülkenin yeni lideri olarak. Alnımıza yazılmış bu. Demek ki dünya alem bir araya gelse artık engelleyemezler. Az kaldı muhterem. Emeklerinin karşılığını alacaksın sonunda. Yavuz'un hilafet kaftanıyla karşılanacaksın İstanbul'da. Şükür kavuşturan. Vaziyet çok kötü Sabiha. Çok kötü şeyler oluyor. Bu millet çok zor vakitler geçirdi. Ama o zaman dost kim, düşman kim biliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız televizyona çıkıyor. Meydanlara inin diyor. Bu hainlerden bu vatanı koruyun diyor. En büyük güç millettir diyor. Millet! Bakma bana öyle sapıyor. Şimdi sokağa kadar çıkmayacağım da ne zaman çıkacağım sokaklara? Hakkını helal et Sabiha. Dünyanın gözü bu gece Türkiye'de. İçeride dışarıda ne kadar düşmanımız varsa bir araya gelmişler. Örümcek ağlarını germişler, düşelim diye bekliyorlar. Allah'ın izniyle bu millet onların tuzağına düşmeyecek. Daha önce provasını yaptılar, bugün de gerçekleştirmek istiyorlar. Amaçları Türkiye'yi iç savaş bahanesiyle işgal edip Irak'taki gibi parçalara ayırmak. Peki burada işleri ne abi? Yalavuz bugünün Çanakkale'si Erhan. Bu gece vatan toprağıyla düşman arasında sadece biz varız. Ne yapıyoruz abi? Geçidi başlarına yıktık, kapattık. Artık oradan geçemezler. Ancak Deniz Üsteğmen'in dediğine göre birkaç patika yol daha varmış. Üç ayrı noktada yol var. Araç geçecek kadar geniş mi yollar? Hayır, sadece yayan geçilebilir. Ha. Eskiden kaçakçılar kullanırmış. Dar patikalar ama geçilmeyecek yerler değil. Geçebilecekleri her yere kendimizi siper edeceğiz. Özür dilerim, bölüyorum ama bunu görmeniz lazım. Gel ölümüne. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra herkes sokaklara çıkıyor. Birçok yerde darbecilerin geri çekilmesini sağlamışlar. İşte, şimdi bitti işleri. Henüz hiçbir şey bitmedi. Miğferini geri tak asker.
Kaç yaralımız var üsteğmenim? 3. Biri ağır yaralı, koğuşta yatıyor. Vakit kaybetmeden yaralılarımızın hepsini sağlık ocağına göndermemiz lazım. Ben sizi bırakıp da hiçbir yere gitmem komutanım. Bir gözüm sağlam. Elim kolum da tutuyor. Kalıp savaşmak istiyorum ben. İyi işte. Silahını da yanına al. Köyü de koruyacak birileri olsun. Sayın seyirciler, aldığımız bir son dakika haberine göre milletvekilleri mecliste toplanmaya başladı. Meclise gelen milletvekilleri... Merak etme Deniz abla. Meclise saldıracak halleri yok ya. Babası mecliste personel amiri. Cahit. Yaralılar Cemsiye'yle köye götürülsün. Öğretmen Hanım'la Hemşire Hanım'ı da yanına al. Bir dahaki saldırıda bulunmasınlar. Tamam abi. Her ansız yaralılara yardım edin. Ben de Cemsiye'yi kapıya çekeyim. Hı, tamam. Ne yapacağız? Şşşt. Ne işiniz var burada? Uyku vaktiniz gelmedi mi sizin? Uyuyalım da vatanımızı işgal mi etsinler? Bak sen bacaksıza. Bir de o kalalık yapıyor. Yalan. Çocuklar, burası tehlikeli. Hadi bakayım evinize. Olmaz, düşmanla savaşmaya geldik biz. Savaşmaya? Ya çocuğum, gözünüzü seveyim. Burası tehlikeli. Kurşun sıkarlar, bir bomba atarlar. Dur. Cahit! Dur Erhan, dur. Buradayım. Oh be. Cemsedesin sandım. Melekler korudu. Nereden geldi ateş? Bu taraftan bir patlama sesi duydum. Gerisini görmedim. Deniz üsteğmen. Dinlemedeyim. İlk atışım uyarıydı. Umarım mesajı almışsındır. Tabur komutanı Vural Yarbay. Kendi tanklarımız mı ateş ediyor bize? Hemen silahlarınızı bırakıp teslim olun. Çünkü ikinci atışım karakolun tam tepesine olacak. Yürüyün, gidiyoruz. Nereye? Şu komutan bozuntusuyla tanışmaya. Sen konuşturmaya devam et. Duyuyor musun beni Deniz? Üsteğmen. Televizyonları izlemiyorsunuz galiba. Halk sokağa çıktı. Darbe başarısız oldu. Benim tavsiyem siz teslim olun. Böyle atıp tuttuğuna göre güvendiğin bir şey olmalı. Evet var. Yüreğimizdeki vatan sevgisi. Tankla üstünden geçtiğimde bakalım o vatan sevgin kalıyor mu kalmıyor mu göreceğiz. Yürü! Buraya bir baksanız iyi olur komutanım. Çekilin oradan. Hasan sen ne yapıyorsun komutan? Nereye gidiyorsun ya öyle tankla mantla ha? Siz kim oluyorsunuz da bana hesap soruyorsunuz ha? Ben bu köyün muhtarıyım. Aha bunlar da köyün ahalisi. Elhamdülillah milletiz millet. Orma ötesi. Muhtar. Şakam yok benim. Ezer geçerim üstünüzden.
Açın yolu! Kıbrıs 4. paraşüt topurundan onbaşı Haydar Melene. Onbaşı, komutanın olarak emrediyorum sana. Al bu ahaliyi, derhal evlerine götür. Ben bu millet için kanımı verdim. Yanımda savaşan arkadaşlarım canını verdi. Türk'ün adını da, kanını da yerde koymadık. Niye? Kalkıp ihanet edin. Vatanını, sınırını koruyan askerlerimizi, yiğitlerimizi arkadan vurun diye mi? Asıl hain o karakolu tutanlar. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri adına buradayım. Emirlerime itaat etmen gerek. Tüh! Senin gibi komutan olmaz olsun. O üzerindeki üniformayı da hak etmiyorsun sen. Makinalı ateş! Mehmetçik, Mehmet'e ateş etmeyesin ha. Aziz! Emre itaatsizliğin sonu ölümdür asker. Duymadın mı? Ateş emri verdim! Ya yapmayın, etmeyin! Yazıktır, günahtır ya! Gördünüz, benim şakam yok demiştim. Şimdi size son kez emrediyorum. Açın yolu! Yoksa eser geçerim hepinizi. Açın yolu! Ya Allah'tan da mı korkuyorsunuz? Ne yapardınız lan? Tatbikat var diye getirdiler bizi buraya. Komutanlarımız ateş et emri verdiler. Hay sizin komutanınıza. Cahit. Yasin, Erhan, toparlayın siz. Kalk! 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 Geç şöyle! Çabuk geç. Kalk 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 kalk. Geç şöyle geç. Geç 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 geç. Ayağa kalk. Ayağa kalk dedim! Çıkar o şerefli üniformayı şerefsiz. Bu bez parçasını şerefli kılan bizim hedefimiz, abilerim istemeseydi bunu hayatta giymezdim. Abi! Dur, dur.
Çok konuşuyordu. Ne diyordu ki abi? Onu mu dinleyeceğim Zahit? Gitsin derdini muhterem paşasına anlatsın. Mehmet'im. Gazi'm. Gel. Seni alnından bir öpeyim. Göğsünü bizim için siper etti. Yok. Beni sırtımdan vurdular. Geversinler. Madem onun sözüne riayet ediyorlar, gebersin hepsi. Çırpınıyor. Tutunacak dalı kalmadı ya, halkı sürüyor tankların önüne. Ama yok. Kurtuluş yok. Bugün onların son günü. Cehennemde yanacak her biri. Ocakları yıkılacak. Ebabil kuşları ateş yağdıracak başlarına. Hiç hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Halk sokaklarda. Asker halkı ateş ediyor. Yaşasın kaos. Tabii. Mutlaka böyle bir kaosu engellemek için Tanrı göklerden yine bir kurtarıcı gönderecek. Ama benim elimde. Hocam, Cumhurbaşkanlığı'nın uçağı İstanbul'a iniş yapmış. Ne? Gafiller! Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Hani engelleyeceklerdi gelmesini? Nasıl iner İstanbul'a? İstanbul'a doğru inişe geçiyoruz. Hayır, geçmiyoruz. Anlamadım. İnip de beni onun eline mi teslim edeceksiniz? Döndürün uçağı. Döndürün. Döndürün, geri gidiyoruz. Geri dönüyorlar. Ne? Ne demek geri dönüyorlar? Ne alt ediyor bu adam? Çabuk bağlantı kurun uçakla. Cevap vermiyorlar efendim. Korkak herif. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak. Muhterem'in kendilerini ortada bıraktığını öğrenince adamları panikleyecek. Sonra başsız bir tavuk gibi sağa sola saldıracaklar. İşte bu da bize işgal için yeterli zamanı sağlayacak. Sınırdan haber var mı? Henüz dönüş yapmadılar. Bir avuç adamın hakkından gelemedi mi bunlar? Şu salak yarbayı bağlayın bana. Havada ne kadar uçak, helikopter varsa irtibata geçin. Bombardıman başlasın.
Alo yarbay. Yarbayınız cevap veremiyor. Niye cevap veremeyecekmiş? Cehennemde hesap vermekle meşgul. Dave, tanıyamadın mı beni? Polat Alevdar. İçeride dışarıda ne kadar itin kopuğun varsa üstümüze saldın. Ama nafile. Oyununu çözdüm Dave. Çözdün de ne geçti eline? Yüreğin varsa kendin karşıma çık. İtle kopukla uğraştırma beni. Yoksa ben seni almaya geleceğim. Darbe kalkışmasına bu millet dur dedi. Ancak bunlar durmayacaklar. Bu millet var ya, bu millet canını verir ama bu hainlere, bu düşmanlara bu vatanı vermez. Daha ne edecekler ki bize ya? İşgal edecekler. O da nerede? İşgal ya. Gün olarak bugünü, yer olarak Yalavuz'u seçmişler. Ay yıldızlı bayrağımızı indirip işgale başlayacaklar. Bu itin kopuğun sahiplerine de gün doğacak. Gelecekler Türkiye'ye, 100 yıl önce yapamadıklarını yapıp vatanımızı parçalayacaklar. Dağ taşı başlarına yıktınız, yollarını tıkadınız ya. Sarp geçitte kurmuş olduğumuz tuzak bize sadece zaman kazandırdı. Bir dahaki sefer daha güçlü saldıracaklar. Buraya aşarlarsa yolları açılmış olacak. Zaten içeride milletin parasıyla aldıkları silahı millete doğrultmaktan çekinmeyen hainler var. Muhterem, bunları hep Allah için kandırdı. Devlete haber verek ha. Ne bileyim, uçak falan gönderirler yardıma. Aramadığımız yer kalmadı. Ankara, Malatya, Diyarbakır. Kimi hain, kimi şaşkın. Uçuşlar da iptal zaten. Havalanmaya kalkanı da darbeciden sayarlar. Anlayacağınız yardım gelemeyecek. Toplasan 20 tane asker var burada. Karşımızda koskoca bir ordu varsa nasıl olacak? Bizler varız ya. Biz ne güne duruyoruz? Sizlerden köyü boşaltmanızı istiyorum. O ne demek ya? Sen şimdi bize düşman gelip kaçın mı değilse? Hakkınızı helal edin diyorum. Yüce Rabbimiz, dünyanın sıkıntılarıyla bunalan ruhlarımızı huzura, kararan kalplerimizi dururluğa ulaştır. Rabbimiz, birbirimize ve nefsimize zulmederek sana isyan ettik. Eğer bizi bağışlamazsan, bize acımazsan, dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz. Rabbimiz, yaptığımız hatalardan dolayı tövbe ediyor ve affını diliyoruz. Bizler insanız, şaşarız. Dilediğini hidayete ulaştıran, dilediğini delalette bırakan sensin. Bizleri doğru yolundan ayırma. Ya Rabbi, kalplerimize vesvese vererek bizi yoldan saptıran şeytan ve insanların şerrinden koru. Bizi sadece sana kulluk eden ve senden yardım bekleyenlerden eyle. Allah'ım, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil eylersin. Sen her şeye kadirsin. Lütfedensin. İsteyene istediğini verensin. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa hürmetine Müslümanların kalplerindeki ayrılık tohumlarını gideriver. Bizi Habibinin ashabı gibi birbirimize dost eyle. Allah'ım, gönlümüze senin sevgini koy. Bizi o sevgiyle yaşat, o sevgiyle öldür ve yine o sevgiyle haşru neşret. Ya Rabbi, bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme. Allah'ım, yurdumuzu ve İslam diyarını her türlü afetlerden, belalardan, iç ve dış düşmanların şerrinden koru. Bu uğurda şehit olanları cenneti cemalinle mesrur eyle. Devlet adamlarımıza vatanımız için yapmak istedikleri iyi işlerde yardımcı ol. Devletimizi ilelebet payidar eyle. Amin. Çocuklar, en büyük kim aramızda? Benim öğretmenim. Bak, şimdi sana çok önemli bir görev vereceğim. Bu küçüklerin hepsi sana emanet. Ne olursa olsun birbirinizden ayrılmayacaksınız. Anladın mı? Anladım.
Siz gelmiyor musunuz öğretmenim? Geleceğim. Hiç merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Biz de seveceğiz öğretmenim. Hadi. Benden sonra en büyük kim aranızda? Benim. Bu görevi sana veriyorum. Küçüklerin hepsi sana emanet. Sen nereye gideceksin? Gidip askerlere yardım edeceğim. Benden sonra en büyük kim? Ben de seni çok seviyorum güzel kızım. Allah'ım sen onu koru. Kaç yaşında? 11. Daha çok küçükmüş. Yeterince yanında olamadım. Umarım büyüdüğünü görebilirim. Bir kahramanın kızı olmak kolay değil. Ya senin baban? Bunca kargaşada koştura koştura meclise gitmedi mi görev için? O da benim kahramanım. Kantinciydi mi? Acemi bildiğinden beri tüfeği almamıştım elime. Şafak kaç? Bu gecenin şafağını görürsek o bile bana yetecek Cahit abi. Rahat ol. Sabaha şöyle güzel bir çay demlersin. Oturur karşılıklı içeriz. Şşş. Ne oldu abi? Sus bir. Oğlum yine mi siz? Ne işiniz var burada? Suyu ekmek getirdik size. Ya çocuklar dolaşmayın buralarda. Allah korusun başınıza bir şey gelirse. Hadi köye marş marş. Sana da bir şey olmasın. Tamam hadi çocuklar köye. Marş marş hadi. Canan öğretmen, öğretmen hanım. Ne oldu? Çocuklardan 4 tanesi kayıp. Nasıl kayıp? Traktörün kasasından inip gitmişler. Çabuk sen şu tarafa. Çabuk çabuk. Çarşafın köşelerinden tutup öyle kaldıralım arkadaşlar sediyeyi. Yavaşça. Dur. Tamam biziz. İyi misin? Karakola ele geçiremediler. Değil mi? Yoksa hiç iyileştirme beni. Bırak öleyim hemşire. Silahın nerede? Ne yapacaksın silahını? Savaşmaya gideceğim ben de. Olmaz öyle şey. Kalkamazsın ya. Bak ben bütün gece seni iyileştirmek için uğraşıp durdum. Yat hadi. Öğretmenim! Neredesiniz? Meclisi bombalamışlar. Deniz. Milletin meclisini bile bombaladılar. Ama merak etme kızım. Biz sığınağa giriyoruz şimdi. Hiç kimseye bir şey olmadı. Sen rahat ol. Telefonum çekmeyebilir. Ararım ben seni sonra. Baba. Konuşabildin mi babamla? İyiymiş. Meclisin durumu neymiş? Allah'a şükür kimsede bir şey yok. Komutanım. Sizi arıyorlar. Kimsin? Bu işi benim için daha eğlenceli bir hale getirdiğinden dolayı sana teşekkür etmek istedim Polat. Aa, ama sen gerçi şimdi meşgulsündür. Onca yaralı. Silah yok, cephane yok, yardıma gelen hiç yok. Bugün senden de kurtulacağımı bilmek çok güzel. Bu arada sesleri duyuyor musun Polat? Uçaklar. Boşaltın karakolu! Polat abi... Thank you.
Çabuk. Dikkat et. Sıkı tut. Çabuk. Abi, karakolu mu vurdular? Vurdular. Ne bekliyoruz? Biz de gidelim o zaman. Hiçbir yere gitmiyoruz. Görev yerimizi terk etmeyeceğiz. Dayan. Daha çay gelmeyeceksin bana. Basıyorsunuz vatanımın toprağına. Gelin lan, burası Mayınlı. Hadi aslanlar, hadi koçlar. Buradan geçiş yok. Siper al. Öldür öldür bitmiyor şerefsizler. Durdurabilecek misiniz? Biz buradan kenevel Allah geçemezler. Ama mühimmatımız az kaldı. Erhan sen de? Burada da durum aynı abi. Mühimmat yeterse kuş bile uçurtmayız. Erhan, Yasin! Köye çekiliyoruz! Tekrar ediyorum! Alan kim varsa geri çekilsin! Savunma hattını köyde oluşturuyoruz! Duydunuz mu? Savunma hattını köyde oluşturuyoruz!
köyün içine dağılsın. Beni takip edin. Hasan, siz köye dağılın. Burası benim evim. Ben evimi terk etmem. Hoş! Neredesiniz çocuklar? Komutanınıza götürün çabuk. Hadi. Alacağınızı şerefsizler. İyiyim abi. Yat! Koş! Koş!
Yasin şarjör. Abi. Yatın! Taraftan. Son ev. Bu kadar mıyız? Bu kadarız abi. Sizlerle olmak da şerefti. Sizlerle ölmek de şeref.
Millet görsün lan gözünü! Millet görsün! Millet! Şimdi ne yapacağız? Gidip yüzeceğim. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok. Birazdan güneş doğacak. Gün doğarken Akdeniz'in sularına dalmaktan daha keyif verici bir şey yoktur. Her şeyi kaybettik değil. Hiçbir şey kaybetmedik. Dünyanın en güçlü ordularından birini perişan ettik. Halkın ordusuna olan güveni kırıldı. Sadece askeri değil, halkı da birbirine düşürdük. Yarın ülkede ne kadar siyasi, bürokrat, hakim varsa birbirine düşecek. Birbirini suçlayacaklar. En önemlisi din adamlarına olan saygılarını, dini inançları olan bağlılıklarını onarılmaz şekilde tahrip ettik. Koskoca bir milleti paramparça edip buradan ayrılıyoruz. Bu zafer değil de nedir? Tahliyeyi başlatın. Arkamızda hiçbir iz kalmasın. Bay Cage, hazırız, gidebiliriz. Abi burası temiz.
tertemiz. Yerlere sürtüyorsun. Bunları vatanıma göz dikmeden önce düşünecektin. Beni serbest bırak, sana dünyaları vereyim. Abi, bu laftan anlamıyor. Bunlar böyle işte Cahit. Ne söylersen söyle. Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Nereye götürüyorsunuz beni? Ben diplomatım. Bana dokunamazsınız. Ne olacak şimdi? Mahkemeye mi çıkaracaksın beni? Dünya sana mı inanır, yoksa bana mı inanır sanıyorsun? Polat Alemdar. Daha başlangıç. Türk askerinin ellerini kaldırıp nasıl teslim olduklarını gördün değil mi? Bütün dünya gördü. Ordunuz artık eskisi kadar güçlü değil. Halkın da orduya itimadı bitti. Artık sonun geldi. Kıyamete hazır mısın? Polat Alemdar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Boğaz keyif. Kendilerini gizlesinler. Gerekirse bana sövsünler. Bugüne kadar bizi kötülemiş olanları bizdenmiş gibi gösterip suçlasınlar. Özellikle üst görevdekiler, altlarındakileri ihbar etsinler ki bizden oldukları anlaşılmasın. O mevkilere nasıl geldiğimizi, ne mücadeleler verdiğimizi unutmasınlar. Onlara yeniden ihtiyacımız oluncaya kadar kendilerini saklasınlar. Bu iş burada bitmedi. Bitemez. Efendim, Dave arıyor.
Hiç bana kızıp söylenmedi. Her şey kontrol dışına çıkmıştı. İnersek başımıza ne geleceği belli değildi. Biz de uçağı döndürmeye mecbur kaldık. Alo? Türk milletinden sana bir mesaj var. Bekle, seni almak için geleceğiz.